Bin odalı sarayın bütün odaları ayaklarına dolandı şimdi. Savunmasını da şöyle yapıyorlar. Diğer adaylar kazansaydı onlar orada oturacaktı. İşte Ekmeleddin Bey Demirtaş kazansaydı ne fark eder? Onlar orada oturacaktı. Doğrusu Adıyamanlı ünlü Türk düşünürü Sırrı Süreyya var ya. Onun bir lafıyla cevap vereyim. Daş yok mu daş daş? Eğer ki biz kazansaydık, yani halklar kazanmış olsaydı, kusura bakmayın o bin odalı sarayda oturmayacaktık. Asla. Orayı bir defa saray olmaktan çıkaracaktık. Madem yapmışsınız, madem halkın parasını oraya harcamışsınız, biz orayı emek örgütlerine, kadın örgütlerine, çevre örgütlerine, gençlik örgütlerine verecektik. Onlar orayı kullansaydı. Biz orayı ancak Ermenek'te, Yırca'da direnenlere verebiliriz. Biz onları Cizre'de, Gever'de, Hakkari'de direnenlere verebiliriz. Onlar ancak oturacaksa sarayda oturmaya layık olur. Biz seçilmişler, yani vekil olanlar, asıl olanların karşısında, yani bizi bu siyasette emeğiyle, yeri geldiğinde canıyla, kanıyla destekleyenlere layık olamazsak bin defa o saraylar bize haram olsun. Size de bin defa o saraylar haram olsun. Bu halkın parası size haram olsun. Burnunuzdan bin defa her odası için ayrı ayrı fitil fitil gelsin. Kendini onun layık görüp asgari ücretlinin maaşının bile ödenmesine engel olanlar. Kendini onun layık görüp bugün Dersim'de direnenleri gazlayanlar, coplayanlar, grevdeki işçiyi gazlayıp coplayanlar, kendilerine sarayları layık görüp Berkin Elvan'ı yuhalatarak acısıyla alay edenlere saray bin defa haram olsun.